Çok fazla sayıda yazdınız. Çok fazla sayıda uyardınız. Teşekkür ederim bu kanalı izlediğiniz için. Yani Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ziyaretiyle ilgili ziyaret sırasında ve sonrasında çok fazla konuşmadım. Öncesinde yapmış olduğum uyarılar çerçevesinde benden yeni bir video analiz beklediğinizi ifade ettiniz. Yapayım. Gerçekten ben sorumluluk sahibi bir gazeteciyim. Bu ziyaret öncesinde ağzıma gelen her şeyi söylediğimi biliyorsunuz. Yani hiç parmağımın arkasına saklanmadan Sayın Cumhurbaşkanı'nın Riyad'a gitmesine karşı çıktım. Böyle bir adamla el sıkışmasına karşı çıktım. Hele hele böyle bir adamın, böyle bir şahsiyetin topraklarımızda vahşi bir cinayetin azmettiricisi olmasına rağmen buraya geliyor olmasından rahatsızlık duyduğumu da açık ve seçik ifade ettim. Ama fark ediyorsanız her şey bittikten sonra ve buraya geldiği zaman fazla konuşmayı tercih etmedim. Niçin? Biz biraz da devlet terbiyesi almış adamlarız. Devlet adamı değiliz. Ama devlet terbiyesini Eskişehir Maarif Koleji'nin 70'li yıllardaki parasız yatılı yatakhanesinde bize öğretmenlerimiz öğretti. Yani sizin ülkeniz birileriyle bir şekilde muhatap olmuşsa ne yaparsanız yapın, orada pişmiş haşa su katmanın da çok fazla alemi olmadığını biz oralardan öğrendik. Ama yine de kaygılarımı ifade etmeden geçemeyeceğim. Birincisi, Muhammed bin Selman'ın Ankara'dan geçmiş el sıkışma fotoğrafının Suudi Haber Ajansı tarafından servis edilen biçimi Türkiye halkına, Türk halkına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ne kadar büyük bir samimiyetsizlikle yaklaştıklarını göstermesi bakımından çok önemlidir. Sayın Erdoğan eleştiririm, o ayrı bir şey. Yaptığı birçok şeyi de eleştirme hakkını elimde tutarım, o da ayrı bir şey ama öyle fazla da boyun eğen falan bir adam değildir. O fotoğraf Erdoğan'ın sanki Muhammed bin Selman'dan özür diliyormuş gibi gösteriyordu ve resmi yayın organları Arap News gazetesinin göbeğinde kocaman da verildi. Şimdi bu işte muhatabınızın gerçek kimliğini, kumaşının ne olduğunu göstermesi bakımından yeterli. Ben burada mütevazi bir Türk gazetecisi olarak onun ziyareti sırasında ya boş ver şimdi memleketimin meseleleri var. Biraz yürüsün bakalım ondan sonra bakarım diyebiliyorum. Ama o adam ziyaret ettiği ve misafirperverlikle karşılandığı ki bence gereksiz bir ülkenin cumhurbaşkanına bu tür davranabiliyor. İşte kumaş bu. Kumaş bu. Bununla şey yapacağız. Ne yaptı? Türkiye'ye gayri resmi olarak ilan edilmiş olan Türk mallarına boykotu kaldırdığını ifade etti. Ama bu zaten resmi değildi, gayri resmiydi. O tamam. Bir de Suudi turistlerin Türkiye'ye ziyareti konusundaki ablukayı kaldırmış oldu. Bakalım gelecekler mi, gelmeyecekler mi? Gelirlerse ne olacak, gelmeyeceklerse ne olacak bilemiyoruz. Ama bizden sonra gitti veya önce gitti bilemiyorum. Yani şu anda tam şey değil. Mısır'da Abdülfettah el-Sisi'ye daha kapıdan girişte 7,7 milyar dolarlık yatırımla girdi. Amerika'nın Sesi Radyosu'nun bir yazarı Dorian Jones bu ziyaretle ilgili yaptığı haberde bazı uzmanlara da başvurmuş. Oradan çıkan tabloyu ifade etmem gerekirse Batı, Muhammed bin Selman'la Erdoğan arasındaki bu iki ziyareti ve Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yaşanılması hedeflenen yeni dönemi
Erdoğan'ın 2023 yılı Haziran ayında yapılacak seçimine endeksli olarak değerlendiriyor. Yani Timothy Ash ünlü bir ekonomisttir. Ondan görüş almışlar. Diyor ki yani Erdoğan'ın parası yok. Türkiye ekonomisi çok zor durumda. O da kendi milletini Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, hatta Yunanistan gibi devletlerle ve İsrail'le iyi ilişkiler kurarak bir finansal akışı sağlayabileceğini ve bu finansal akışın çerçevesinde de ekonomiyi iyi kötü yeniden rayına oturtabileceğini göstermeye çalışıyor, ifade ediyor. Fakat Amerikalı uzman gazetecinin haberinde altı çizilen nokta ise Türkiye'nin ve muhataplarının, yani kim onlar? İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır. Türkiye'nin ve muhataplarının önümüzdeki 10 ay içinde karşılıklı güvensizlik sorununu aşabilecek bir kapasitelerinin de olmadığı ifade ediliyor. Buna ben de katılıyorum. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri veya Suudi Arabistan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendilerine elini uzattı diye onlar da ellerini uzattılar. Bunun temelinde esasında bize karşı duydukları müthiş sempati, Erdoğan'a karşı duydukları büyük bir sevgi yok. Bu iki adam, iki Arap lider esasen Joe Biden'a güvenmiyorlar. Donald Trump devam etseydi, Joe Biden gelmeseydi, Donald Trump devam etseydi, bunlar Donald Trump döneminde başlattıkları Türkiye'ye karşı pislik yapma kampanyalarını aynı hızla devam edeceklerdi. O yüzden Joe Biden'a güvenmedikleri için ve özellikle Joe Biden'ın İran politikasına hiç güvenmedikleri için çareyi kendi bünyemiz içinde bu meseleyi nasıl toparlarıza getirmiş vaziyetteler. Onların öngördükleri, yani Muhammed Bin Zayed'le Muhammed Bin Selman'ın öngördükleri durum şu: Amerika Birleşik Devletleri İran'la bu nükleer meseleyi er geç hızlı bir şekilde yapar. Sonrasında da Çin'le savaşa gider. Bizi de bu İran'la baş başa bırakır. Bunların bu kadar basit. Bu kadar basit, inanın bana. Biz bu İran'la baş başa kalırız. Sonra bilemem. Bunun ne yapacağı belli olmaz. Elinde balistik füzeler var falan. Şimdi bakın, Muhammed Bin Selman bugün kimle görüştü? Yok pardon, evet bugün galiba. Yok dün. Irak Başbakanı Kazımi, Mustafa Kazımi dün Riyad'daydı. Muhammed Bin Selman'la görüştü. Bugün Tahran'a geçti. Niye? Irak Başbakanı'nın bütün derdi yok mu ki bunların arasında dolanıyor? Tamamen geçtiğimiz yıl Mart ayında sonlanmış olan İran-Suudi Arabistan ikili görüşmelerini yeniden başlatmak için araya girmiş vaziyette Mustafa Kazımi. Şii bir devlet adamı ama İran yanlısı da çok fazla değil. O yüzden Suudi Arabistan tarafından da seviliyor. Ve bütün dert yeniden İran'la Suudi Arabistan görüşsün, bu meseleler bitsin. Ve Muhammed Bin Selman demiş ki biz yakınız, yani görüşmek isteriz. Bakalım İran ne cevap verecek falan. Geçen yıl 81 kişiyi bir günde asmıştı Muhammed Bin Selman. Bunlardan 41'i de Şii aktivistti. O ülkenin önde gelen Şii isimleriydi. 41 kişiyi birden sallandırınca İran'da ben seninle görüşmüyorum dedi. Doğal olarak yani. Şimdi onu toparlamaya çalışıyorlar. Yani bütün telaş Amerikasız veya Amerika'nın çok fazla olmadığı bir Orta Doğu'da biz bu İran'la nasıl şey yapabiliriz? İşte Erdoğan bu noktada önemli. Çünkü Erdoğan'ı şöyle görmeye çalışıyorlar. Yani çok sıkışırsak Tahran'a gider, konuşur. Yani
İran, çünkü Türkiye'siz yaşayamaz İran. O yüzden işte bununla biz, yani Erdoğan'la biz ilişkiyi yumuşatırsak, yarın bir gün başımız sıkıştığında Amerika'yı ararız, İngiltere'yi ararız, bir de Erdoğan'ı ararız. Büyük bir olasılıkla Erdoğan bizim işimizi daha çabuk görür diye düşünüyorlar. O yüzden dolanıyorlar. Ama benim kişisel kanaatim, 2023 yılındaki seçime kadar ne Muhammed bin Zayed ne de Muhammed bin Selman Türkiye'ye vaat ettikleri o paraları kolay kolay vermezler. Karşılıklı bir güvensizlik var. Devletler böyledir. Reel politik derler, bir U dönüşü yaşarlar falan, ama o dönüş dönüş olmaz hiçbir zaman. Çünkü bir yerde el sıkışmış olmak kanka olmak anlamına gelmiyor. Ve sonuç itibariyle o adamların bize karşı, bizim de onlara karşı son yıllarda özellikle birikmiş büyük gerilimlerimiz var. Geçen gün Mısır'la işte bir türlü yürümüyor mesela işte. Baktık olmuyor işte, Libya için askerimizin süresini 18 ay daha uzattık. Yani seçimlerin sonrasına kadar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. O nedenle de hani Ardan abi hiç konuşmadın, işte konuşturdunuz beni. Ben Muhammed bin Selman'ın Türkiye'ye gelip kendi paçasını kurtardığına inanıyorum. Yani işte cinayeti işlettim, ülkenin lideriyle yemek yedim, el sıkıştım. Ey ahali, bütün dünya görün beni diyor. Bu hafta yani Temmuz ayında Suudi Arabistan'a gidecek, Cidde'ye, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden bu 6 körfez ülkesiyle Irak, Mısır ve Ürdün liderleri Amerikan Başkanı'yla beraber oturacaklar. Yeni bir NATO, Arap NATO'su veyahut Orta Doğu NATO'sunun temellerini atmaya çalışacaklar. Daha önce de ifade ettim. Sordular Biden'a, ya siz bunun için Cemal Kaşıkçı'nın azmettiricisi demiştiniz, gidip şimdi bununla görüşecek misiniz diye. O da şey demiş, ya ben uluslararası bir toplantıya gidiyorum, ikili bir toplantıya gitmiyorum. Orada diğer liderler gibi o da olacaktır kuşkusuz. Ama bu benim onunla görüştüğüm anlamına, özel olarak görüştüğüm anlamına gelmez demiş. Bakacağız. Siyaset böyle fırtınalı, kolay değişen bir dönem ve orada da ne olup ne bittiğini göreceğiz. Ama benim bu konuda söyleyeceklerim bundan ibaret. Çok da fazla geriye dönmek istemiyorum. Ama yarın bir gün Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan'dan bir kötü haber geldiğinde bizim açımızdan konuşur. Yani onu, o konuşma hakkını elimde tutuyorum. Hoşça kalın.